Herkese selam. Yakıtımızı aldık, yolumuza koyulduk. Bugün sizi muhteşem bir yere götürüyorum. Muhteşemden kastım görece muhteşem bir yer değil, gerçekten muhteşem. Görünce inanamayacağınız bir yer. Çünkü böyle bir yerin Bolu'da olmasını kimse beklemez. Haliyle siz de şaşıracaksınız. Burası 1200'lü yıllara dayanıyor. Çok eski bir medeniyet. Ben de daha önce birkaç kere gittim. Aslında kanalımı, özellikle Instagram kanalımı takip edenler burayı bilir. Ancak aradan bayağı bir zaman geçti. Bir sene kadar oldu. Geçen sene gitmiştik. Hem biz özledik hem de ekibimizdeki birkaç arkadaş orayı hiç görmedi. Hem onlara bir tanıtmış olalım. Hem biz de bir ziyaret etmiş olalım. Anılarımızı da ziyaret etmiş olalım. Düşüncesiyle yola koyulduk. Yaklaşık 60 kilometre boyunca seyahat edeceğiz. Seven ilçesinde yer alan bir yer burası. İyi seyirler. Seven'in uçsuz bucaksız dağları ve onlara sarılan yolları, virajlı yolları. İlçeye yaklaştık. Bu yollar aşırı keyifli. 5 motor ilerliyoruz. Bahsettiğim yere doğru artık yöneldik. Köpek var mıdır? Yok. Bir 5-6 kilometrelik yolumuz kaldı oraya. Motorcular için Seven'in virajları mükemmel. Çok güzel manzaralar üzerinden geliyorsunuz. Yolları çok virajlı ve güzel. Ama birazdan göreceğiniz yer çok daha mükemmel. Gelmeyi düşünenler için şöyle yol ayrımını da göstereyim. Eskiden çok tabela falan yoktu. Ama şimdi tabela da koymuşlar. 4 kilometre bir yol olduğunu gösteriyor tabela. Eskiden yolu da yoktu oranın. Geçen sene bir yol yapmışlar ancak orada bence su durumunu falan çok düşünmemişler. İlk kar ve yağmur yağdığında yolu almış götürmüş. Sonrasında oraya yol yapacağı falan söyleniyordu ama en son durumu ne bilmiyorum. Yol yapıldıysa yakın bir yerine kadar motorlarla gidebiliriz. Ama eğer yol yoksa biraz yürümek durumunda kalıyorsunuz. Onu da göze alın. Bir de o bölge biraz rüzgarlı olur. Genelde yaz kış eser. Ondan da etkilenmemek için kılık kıyafetinizi ona göre seçersiniz. Tahmini 3 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Size göstermek istediğim yerle ilgili İlk esameleri görüyorsunuz artık solumuzda ama gideceğimiz yerde çok daha devasa haller var. Umarım yolu da iyidir. Ustarka evleri. Şurada bir suyun yaladığı bir
yer var, orayı motorla geçelim dediler. Normalde bırakacaktık. Bana da cazip geldi. Hayır bakalım. Oradan geçme. Hop. Bir temizleyelim mi şurayı? Abi, bence o zor yerden geçti. Bence de şurası daha iyi gidiyor. Şu soldan aşağı vurdurursan. Terledim. Helal be. İki motor geçti. Hazır mısın? Hazırım. Tekte geçtik. Vallahi biz çıkamadık. Siz çıktınız. Senin gelişimine karşı bir engel durumu hissettim. Yok ya, ben düşerdim. Beni düşündüğü için yaptı herhalde baba. Hmm. Böyle. Yani şöyle, ben gelsin dedim. Yemedi ama. Arkamda. Haydi. Yaklaşık 55-60 km motorlarla Bolu merkezden çıkarak Seben merkeze geldik. Oradan da 4-5 kilometrelik Muslar Kaya Evleri yolu vardı. Size bahsettiğim yer burası. Motorlar için yol uygun değil. Araba için zaten uygun değil. Seben Belediyesi veya Kaymakamlığı bu yolu gerçekten neden yapmaz bilmiyorum. Bölgeye epey yaklaştık. Bahsettiğim yer tam olarak şu karşı tarafta. Bu dağın zirvesi komple buna benzer kaya evleri.
kaya evleri deyince aslında Sebe'nin Solaklar kaya evleri akla geliyor. Veya daha bilindik. Buraya çok fazla bilen yok. Ama Solakların kaç katı onu bilmiyorum. Aşırı büyük. Bu daha komple bu şekilde. Birazdan geleceğimiz yer zaten bunu kanıtlar nitelikte olacak. Rivayet odur ki M.Ö. 1200'lü yıllarda Frig medeniyeti bölgeye hakim olan bu tepede yaşam sürmüş. Bu bir literatür bilgisi değil. Teyide muhtaç aslında. Ancak kalabalık bir gruba buranın ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Buradan biraz daha net görünecek galiba manzara. Bahsettiğim kaya evleri karşıda da devam ediyor. Arada çok büyük bir kanyon olmasına rağmen karşıda da devam ediyor. Ya bu dağın tepesi komple bu şekilde. Karşı taraflar görünüyor. Birazdan gideceğiz oraya. Ben şimdi bu dağın en alt bölgesine geldim. Buradan da çıkış yaptığımız güzergah görülecek. Buradan göstereyim. Biz şu karşıki yoldan geldik. Şu denemeç veremem bir tane. Oradan geldik. Şu şekilde geçtik. Alt bölgeye motoru bıraktık. Oradan sonra birkaç kilometrelik bir yürüyüşümüz oldu. Oraya vardık. İnanılmaz şekilde oda oda ev ev dizayn edilmiş. Şu sol tarafından da karşıya doğru geçeceğiz. Buranın karşıda görünen en zirve yerine çıkacağız. Orası zaten bir ev gibi. Gerçekten çok güzel. Haydi oraya doğru gidelim. Çok esrarengiz yerler. Şu şekilde odacıklar var. Buradan birbirleri arasında geçiş yapılabiliyor. Çoğu yerde şuna benzer kuyular açılmış. Şu şekilde. Bir tane de portre yakın çekim dur. Esas yere doğru yaklaşıyoruz şimdi. Buna benzer her yer oda. Burası, karşısı. Ve en enteresan yerlerinden bir tanesi şurası. Bu şekilde. Yani şu bölge bana değişik geldi. Böyle bir ibadethane havası var. Şu şekilde büyük bir kaya var. Ya burası bir oda gibi. Şurasını düşündüğümüzde diğer yerlerden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Burası da arka tarafı oluyor. Komple yukarıya kadar bu şekilde. En zirvesine de çıkacağız. Ama en görkemli yeri bence burası. Arka tarafına doğru dolanmaya başladık. Şurada bir patika var, oradan yukarı doğru çıkacağız. Buralarda yaz döneminde sürüleri beklettikleri de oldu çobanların. Onu görmüşlüğümüz de var. Eskiden medeniyetin yaşadığı yerlerde şimdi hayvanlar kalıyor diyebiliriz. Lider bak, liderin ne burası? Tam manzaraya ev yapmış. Evet gençler, yoruldunuz mu? Yok oğlum. Video çıktık mı? Yormadık. Daha malzeme çıkmış. Burayı iyi ya. Daha düşeceğiniz zaman haber versenize. Ben düşeceğim. Hakikaten düşürdü rezil. Allah rezil ya. Ve alttan gördüğümüz bu dağın zirvesi burası. Buradaki yapılar biraz daha değişik. Şurası yansın var. Oldukça yorucuydu. Ah.
Burada yaşayan insan olsanlar ya. Zirvesi burası. Kim uğraşacak diye batlar gördüm. Her gün buna çıktı düşünsene. Ekmek fırını. Tandır ekmeği ha? En zirveyi de gördük. Bu muhteşem kaya yapılarından şimdi aşağıya az önce de gösterdiğim şu açıklığa ineceğiz. Orada bir yemek faslı yapacağız. Burası eminim başka bir ülkenin veya bir ilin de olabilir. Farklı bir ilde de olsa bence biraz daha kıymetli halde olurdu. Ancak uzun zamandır biliyoruz ve burada neredeyse hiçbir gelişme yok. Yolu bile yok. Seben ilçesinin bence kıymetli bir yeri. Turizme kazandırılabilir. İlçeye bence ciddi bir katkısı da olur. Ama ilçe sadece solaklar kaya evleriyle yetinmeye çalışıyor. Bence gerek yok. Hatta bir firmaya bile verilse burası, firmanın buraya bir teleferik hattı kurup bu odalara kolay ulaşım yolu sağlayıp hepsini ayrı bir özel loca kafe gibi, loca restoran gibi farklı bir şekilde dizayn edeceğini düşünüyorum. Ancak hiç kimse o niyette değil. Şimdi şu sağ taraftan çıkmıştık buraya. Buradan iniş yapalım. Burada da çok güzel yerler var. Onları da size göstermiş olayım. Şu karşıdan falan geçiyorsunuz. Hem buraları biraz daha yakından görmüş olalım tekrar. Ayrıca buraya gelirken normal bir ayakkabıyla gelmemenizi öneririm. Zemin oldukça engebeli ve kaymaya da müsait. Bu arada belediyenin veya işte kaymakamlığın yaptığı şeylerden biri bu. İnsanlar buradan muhtemelen düşmesin diye, tehlikeli bir geçiş olmasın diye böyle bir tel sistemi yapmışlar. Yani gerçekten buraya yakışan bu mu? Şimdi hafif zorlu bir yerden iniş yapacağız. Ben biraz indim ama burayı kayda da alalım dedik. Dağcılıkta 3 nokta kuralı vardır. 2 el, 2 ayak. Bunlardan en az 3'ü bir yere temas etmek zorunda. Şu an iniş yapabilirim. Şu ayağım boşta ama 3 tane noktam zemine temas ediyor. Bu ayağımı sağlam, garantili bir yere desteklediğim zaman diğer ayağımla iniş yapabilirim ama ellerim hala tutuyor. Eğer elimi yer değiştireceksem de elimi bıraktım ama 3 noktam hala temas ediyor. Farklı bir yerden tuttum. Bir pozisyon daha aşağı inebilirim. Şu an 4 noktam temas ediyor. 1 noktamla bir kademe daha aşağı iniş yaptım. Bu şekilde arkanız dönük bir şekilde güvenli iniş yapabilirsiniz. Hop. Mesela buna benzer kayalar kopabilir. 3 noktadan bir tanesi koptuğu zaman 2 nokta sizi her zaman destekler. Ama hemen diğer elinizi de yani noktanızı güvenli bir yere almanız lazım. Bu şekilde güvenli iniş yapılabilir. Evet. Burada buna benzer tüneller de görebilirsiniz. Direkt sebebine açılan bir pencere gibi. Nezih'in yürümekle pek arası yok. Molayı görünce hemen uyku pozisyonuna geçti. Yoruldun mu Nezih'im? Aynen. Ben 2-3 metre. Tükendim ben. Nezih tükenmiş. Cahildim dünya doğru böyle bağırmadan biri bir söylesin oradan devam et gitti. 1-2-3 Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım, seni ilelebet.
gönlümü avutabilsem. Olaylara karşı duruşum temsili. Yanında kıyamet kokuyor. Ben böyle. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Allah! Hasret kaldım gözlerinin rengine. Aman Allah. Abi, hocam. Benim termosu Enes sen getirmiş miydin? Dur. Enes termos getirecekti. Evet. Ata bir yapsın mı? Çok iyi. Öyle. Bak. Bu kadar mı etmiş? Şurada ekmek var. Abi abi. Eyvallah. Ekmek şurada da vardı ya. Mükemmel. Gün sonu desek yeridir artık. Saat 12 çeyrek civarında buradaydık sanırım. Epey bir zaman geçirdik. Şu an 4'ü geçti saat. Yavaş yavaş gidiyoruz artık buradan. Bir yarım saate aşağı inmiş oluruz motorların yanına. Oradan da yaklaşık 1 saatlik, belki biraz geçebilir, yolumuz var Bolu merkeze varmak için. Normalde yol buraya kadar geliyor aslında, yani zirvenin hemen altı. Burada da bir 500 metre var yok, bir yürüyüş mesafeniz olur. Ancak buranın yoluyla alakalı yetkili merciler hiçbir çaba sarf etmiyor. Şuradaki geçen sene değil, önceki seneydi sanırım. Normalde şu karşıda görünen yer yol buraya kadar da geliyordu. Ancak 2 ya da 3 sene önce burada bir yol çalışması oldu. Burası normalde dere yatağı. Buradan gelen su, görüyorsunuz kayaların büyüklüğünü falan. Şuradan dere yatağından aşağı doğru gidiyordu. Ancak buraya yol çalışması yapıldıktan sonra şu bölge doldurulmuş. Doldurulduktan sonra su buraya geçemeyince öyle görünüyor en azından. Önceki halini de hatırlıyorum çünkü. Buradan dere yatağına geçemeyince buradaki yolu yalayarak aşağı kadar kendine yer yapmış. Hal böyle olunca da yol olan yer bu şekilde olmuş.
aslında çok zor olmayacak şekilde şuradan bir boru hattı döşense, ama tabii onun ebatına uygun bir genişlikte boru döşenmesi lazım. Çünkü çok ciddi bir su akıntısı var burada. Özellikle kış sonu. Bu aşağı doğru aslında yol, ancak şu an dere yatağından farksız şekilde karşımıza çıkmakta. Muslardan ayrılıyoruz artık. Buradan ilçe merkezine, ardından Bolu'ya doğru süreceğiz. Güzel bir gündü. İnşallah kazasız belasız da döneriz. Buraya kadar herhangi bir sorun yaşamadık.